Sayın değerli ve sayın ve değerli, çok değerli valimizin benim gibi bir aciz kardeşini bu işe uygun görmesine de ayrıca sayın valimize candan teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Eğitim. Her işin başı eğitim. Eğitim olacak ki gelişeceğiz, büyüyeceğiz. Büyümek nasıl büyüyor? Olduğu yere olmaz oğlum. Muymumlar olmaz mı? Okuyacaksın. İlim. Bunu iyi not alın. Bak ne okuyorum. Hep size lazım bu. İlim. İnsanlık evinin temel taşıdır. Halik'tan kullara ihsandır ilim. Ahlakın, vicdanın arkadaşıdır. Yaralı ruhlara dermandır ilim. Şimdi sayın valimizin bu işini takdirle karşılıyorum. Bu operasyon diyebiliriz buna, yeni kelimelerle kullanmak istemem ben ama bu operasyon renk alameti farikası altında, alameti farikası büyük nişan demektir. Altında bu işi yürütmeye başlamıştır. Mevla muvaffak eylesin onu ve hepinizi, bütün hocalarımızı, basın mensuplarını, bu işte hizmet etmelerini dua ediyorum. Benim duam böyle bildiğin gibi değil. Gördün mü benim duam ne etti Rize şeysi, Rize Spor'u. Ama ona demeye değinmeye lüzum yoktur o hususta. O başka, o tesadüf oldu. Öyle bir şey yok. Geçelim. Şimdi hocam, bunu efendim. Rize eğitim sıralamasında bayağı bir gerilerde. Onu söylemiştim sana. Bir Rizeli olarak, bir Rizeli milliyetçi. Ben Rize'yi seviyorum. Başımın tacı gibi seviyorum onu. Sevmek, seviyorum. Ben öyle seviyorum Rize'yi. Bunun sporuna da sahip çıkarım ben. Doktoruna da sahip çıkarım. Hakimine de sahip çıkarım. Ben Rizeliyim arkadaş. Rize'nin evvela kalkılmasını isterim ben. Niye? Ben Rizeliyim ya. Evvela can. Sonra cana. Nereye gidiyorum? Evvela ben. Rize'den başbakan çıkmasını isterim. Rize'den reis-i cumhur çıkmasını isterim. Çıktı. Kaç senedir başbakanlar hep Rize'den. Büyük adamlar çıkmıştı Rize'den. Sen Rize'yi ufak ya mı görüyorsun? Görünüşte ufaktır ama Rize'nin kökünde bir maneviyat var. Size bir maneviyattan bahsedeyim. Kökünden bir maneviyat var Rize'nin. Neden böyle başarılı oluyor Rize? Asılmadı mı? Peki, niye başka vilayetler olamadı? Niye? Burada bir hikmet var. O hikmeti bana gizli soracaksın. Tamam. Ya. Evet. Hemen git. Bir dua yapabilir misiniz? Dua da yapacak. He. Bakın aziz kardeşlerim. Bizim teşkilatta Kur'an kursları var. Ben müftülükte görev yaptım. 12 sene. Müftülük şefliği yaptım. 12 sene. Ne gördüm orada? Bir tane örnek. Aynı söylediğin örneği. Takipsiz olmaz bu işler. Olmuyor. Bizim Kur'an kurslarında verim benim görüşüme göre çok düşük. Verim çok düşük. Nereye bağlıyorum onu? Takip yok. Şimdi takip eden de o mesleği bilecek. O burada ne Kur'an okunuyor? Oğlum gel bakayım buraya evladım. Neredesin? Kaç senedir buradasın? Kaç aydır buradasın? Şu kaç senedir takip olacak. Öğretmen de aydın adamdır. O da takip edilecek. Onu takip eden de takip edilecek canım. Öyle olur mu? O neden ta gidecek, başa kadar gidecek bu. Evet. Silsile yolu derler buna bizim medresede. Takip edilecek, verim artmak için, verimli olsun diye. Yoksa lalet tayin, ona lalet tayin derler. Kim gelenden haberi yok, gidenden haberi yok, eğitimden haberi yok. Efendim okuyor mu? Okuyor. Dersi verdi mi? Verdim. Ama sözlük bir şey alabildi mi? Alamadı mı? Hiç. Endişe ettiğim yok. Ben maaşım gelsin, ondan sonra saatim dolsun, gideyim eve. Bu böyle eğitim olmaz. Ne lazım? İçinde ateş olacak. Ya çocuklara bugün bir şey veremedim. Nasıl oldu acaba? Verdim mi? Verdim inşallah. Vermeye çalışıyorum. Vermeye çalışacağım. Ben bu maaşı hak edeceğim. Bu bana helal olacak. Ha? Bunları düşünmemiz lazım. Manevi tarafını, maddi tarafını. Bu şekilde ne yapacağız? Eğitimi gireceğiz. Niye bu 53. olacağız ya? Biz her şeyde başarılıyken, her şeyde. Rize'nin insanı en zeki. Rize'nin kabiliyetli.
Fakat tomurcak gül gibi duruyor. Açılmamış. Açılsın, açılsın. Okusun. Ya. Başbakanlar yetişsin, hakimler yetişsin, doktorlar yetişsin, Rizeli olarak futbolcular yetişsin. Ha? Türkiye'de efendim. Niye? Hakime düştü ha. Ulan bunu, her zaman bunlar mı orası yok ya? Yorulduk ya. Ha düştü, ha düştü. Ulan. Olmaz ya böyle. Gelişsin ya.